Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve çok kıymetli eşleri Dilek İmamoğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Millet İttifakı bu bozuk düzeni değiştirmeye geliyor. Devletimizin temellerini adalet üzerine sağlam bir biçimde oturtmaya geliyoruz. Devletin temelinde adalet olursa bu topraklar üzerindeki her şey sağlam olur, güzel olur, güçlü olur. Devletin temelinde adalet olursa kardeşliğimiz, birliğimiz sağlam olur, daim olur. İnanın, inanın bu milleti en fazla da o birliğimiz ve beraberliğimiz üzerinden bozmaya çalışanlar var. Bugün Denizli'deydim. Çok coşkulu bir kalabalıkla oradaydık. Bütün Denizli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bakın, bakın Denizli'ye girerken binanın cephelerinde ne gördüm biliyor musunuz? Efendim neymiş? Milleti bölene, milleti bölene oy vermeyin afişleri asmış bugün hükümeti. Devleti bölene oy vermeyin diye. Bu akıl ne biliyor musunuz bu akıl? Bu akıl şu. Bana oy verenler milli ve yerli, bana oy vermeyenler vatan haini. Hadi oradan, hadi oradan, hadi oradan. Bunlar... taraftan omuzuma vuruyor, buradan su tutuyor bana. Bakın, biraz dertleşelim mi? Tamam. Şimdi sevgili kardeşlerim, sevgili hanımefendiler, beyefendiler, değerli vatandaşlarım, güzel hemşerilerim, herkes, herkes namusu için yaşar. Vatan namustur. Bayrak namustur. Milletin onuru namustur. Bizim dirliğimiz, birliğimiz namustur. Bu vatandaşları, 86 milyon insanı birbirinden ayıran göz bu millete hamilik yapamaz. Bu millete liderlik yapamaz. Bakın, bakın ben her yerde söylüyorum, Çorlu'nun meydanında da söyleyeceğim. Bu söylediklerimi şöyle anlayın. Bu söylediklerimi sanki siz söylüyormuşsunuz gibi düşünün. Ben size bunu söylemiyorum. Siz kendi içinizden geçeni ben söylüyormuşum gibi düşünün. Benim aferin güzel çocuğuma, tamam diyor bana. Aynen öyle dinleyeceğim diyor. Aferin. Senin o güzel kalbine kurban olur Ekrem abin, güzel kızım benim. Aferin kızıma. Ne güzel konuşuyor benden. Tamam Ekrem abi diyor, tamam dinlerken teyit ediyor beni. Dinliyoruz birbirimizi. Ben onu dinliyorum, o beni dinliyor. Çocuğunun, vatandaşının sesini duymayan yönetici bu milleti yönetemez. Yönetemez. Ben diyorum ki benim milli duygularımı
vatanıma, milletime, bayrağıma olan tutkumu ölçecek, tartışacak kişi anasından doğmadı daha. Doğmadı daha. Bakın, bu söz herkesin sözü. 86 milyon insanın sözü. Kardeşim, bunların elinde bir cihaz var. Sana tutuyor. İnançlı mı, inançsız mı? Utanmasalar haşa, cennete mi gideceksin, cehenneme mi gideceksin bugünden söyleyecekler. Haşa. Haşa. Utanmasalar bunu da yapacaklar. Bakın, ne benim inancımı siyasete alet edenle işim olur, ne de benim milli duygularımı siyasete alet edip oy pazarlığı yapanla işim olur. Hadi güle güle, hadi güle güle. İşte biz... Yeni bir dönem başlatıyoruz. Bundan sonra iş başka bir yere gidecek. Biz buradayız çünkü herkes için adalet istiyoruz. Bu ülkede adalet geçirmek için bir aradayız. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili dostlarım. Mutlaka başaracağız. Mutlaka başaracağız. Mutlaka başaracağız. Mutlaka başaracağız. Bakın, ömrünü hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nda Millet İttifakı'yla beraber bu işi başaracağız. Size söz, başaracağız. Sevgili kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'nin birleştirici gücü ve bu sürecin teminatıdır. Birbirinden bu kadar farklı partiler, bu kadar farklı kesimler Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafında toplandık. Çünkü biz onun vicdanına, adalet duygusuna, devlet tecrübesine güveniyoruz.